95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo komutarı ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün e, gene e, klasik gitar serisinde e, değerli hocamız, değerli arkadaşım Kaan Korat'la birlikteyim. Profesör Kaan Korat, e, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sanat Sanatları bölümünde öğretim üyesi, akademisyen, e, pedagog. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Ne var ne yok. E, Valla işte küçük bir tatil, ondan sonra son hız, gelecek senenin projeleri başladı. Şimdi en son seninle, e, bu Bilkent e, Üniversitesi'nce ve senin e, girişimlerinle düzenlediğin 13. Türkiye Gitar Buluşması'nda birlikte olduk. Gene online'dı tabii ister istemez korona sebepleriyle. E, ve 13.süydü. Hem konserler, hem seminerler, hem ustalık sınıflarından e, oluşan üniversitedeydi bol renkli bir program hazırladım. Fakat şeyi soracağım. E, önce istersen hani bu e, gitar buluşmasından kısaca bahsedelim. Hem insanlar e, çok kişi duymuştur ama e, amaçları nedir, ne değildir? Fakat bu yeni formatı e, mecburen korona nedeniyle yapmak zorunda kaldığın kaldığınız yeni formatı yani çoğunun e, online aktivitelerden oluştuğu yeni formatı da araya sıkıştırarak bir harmanlayalım. Öncelikle e, Türkiye Gitar, tabii ben e, meslektaş olduğumuz için en başından beri hem biliyorum hem ayrıntılarını vakıfım. Fakat e, e, programı dinleyenlerden, duymayanlar, bilmeyenler için bir kısaca özetleyelim. Ondan sonra Türkiye'nin müzik dünyasına, gitar dünyasına ve ile yeni oluşan e, online müzik dünyasına beraberce bir bakalım. Tamamdır. Yani e, kısa bir özet geçeyim. E, özellikle Türkiye'deki gitar camiasının birçoğu e, aşinadır ama e, bu hikaye e, bizim Kürşat Terci ile o zaman beraber diyor çalarken e, Belgrad'dan e, bir davet almamızla başladı aslında bakarsan. E, dediler ki biz Güneydoğu Avrupa Gitaristler Birliğini kuruyoruz. Siz de Türkiye'den temsilci olarak, e, kurucu üyeler olarak katılır mısınız? Yani benim hep gençliğimden beri bir gailem vardı. hani Türkiye'de büyük bir kopukluk var. Birbirimizi tanımıyoruz şehirler değil. Aynı şehirdeki konservatuarlar ne hocası ne öğrencisi birbiriyle bir ilişki içinde değil. Dolayısıyla bir ekol gelişmesi, bir okul gelişmesi, diğer insanlardan haberdar olmak bunlar mümkün değildi. Bunun eksikliğini hep hissediyordum ve de kendi kendime bir savaş verme gailesi içindeydim ama bu savaşı işte o güne kadar Bilkent gitar üçlüsüyle sonra Kürşat'la beraber filan konserler vererek ve Bilkent'te ders vererek e, vermeye çalıştım. Ama e, bir anda Belgrad'a gitmek e, benim gözümde yeni bir ufuk açtı. Yani birçok gitaristin bir araya gelmesi, öğrencilerin, öğretmenlerin, çalıcıların, gençlerin filan orada bir arada olması inanılmaz bir sinerji yaratıyordu. Dolayısıyla aslında bir sınıfta bir öğrenciyle yıllar harcayarak yapabileceğin etkinin çok çok üstünde bir etkiyi bu tür bir bir araya gelişle yapabileceğimizi orada daha fazla fark ettim. Ben aslında böyle prosedürlerden, bürokrasiden falan çok uzak bir adamımdır. Yani hiç hoşlanmam öyle şeyleri. Organizasyon yapmayı da sevmem ama bu yararı görünce bir şekilde döndükten sonra işte Kürşat'la şeyi kurduk, Türkiye Klasik Gitar Derneği'ni kurduk. Sonra da ben bir proje ürettim. Yani bu projede amaç dedim bir araya gelmek olmalı. Yani ne yarışma olsun ne bir şey olsun. Müzikli, dersli ve geceleri sohbet etmeli bütün gitaristlerin birbiriyle tanıştığı, kaynaştığı, ...böyle e, olumsuz rekabetlerin içinde olmadığı bir ortam yaratabilme hülyasıyla başladı. E, ve de biraz da böyle pislik de kattım işin içine. Çünkü ilk yıllarda e, yurt dışında işte 50 yarışma birincisi olmuş falan. E, gençleri, 14 yaşındaki çocukları falan çağırdım. Bir anda tokat gibi indi tabii ya. Ne yapıyor hani David Russell'ı görmek normal bir şey öyle çalarken ama 14 yaşındaki veledi... Ee, inanılmaz çalıyor görmek ee, Dolayısıyla hem hocalar, hem öğrenciler için ya dünya artık bu şekilde e, hadi biz kendi kabuğumuzdan çıkalım mesajını vermeyi amaçlayan bir şey olarak başladı. Sonra da her yıl farklı konseptler dikkat çekmek istediğim şeylerle yürüdü. Ee, tabii camia inanılmaz, sahiplendi. Bu benim büyük şansım oldu. Yoksa benim organize etmem bir işe yaramaz. Hocasıyla, öğrencisiyle böyle e, biz e, diğer bütün enstrümanlardan çok farklı bir e, grup olduğumuzun farkına vardık e, ve bütün enstrümanlar da bizi kıskanıyor işin açıkçası. Bunu açık açıkta söylüyorlar. Gitaristler bir başka. Siz hiçbir kompleks olmadan e, inanılmaz güzel bir enerjiyle bir araya gelebilen bir ekipsiniz diye. Ne mutlu bana yani hala da yürüyor işte. Yani bu <laughs> Önce şunu söyleyeyim tabii ben de işin içinde olarak çünkü sonuçta tamam 11 yıldır Belçika'da yaşıyorum ama e, başlangıcında biliyorum. Kaldı ki uzakta olmak artık o kadar e, bir kopukluğa yol açmıyor. Takip ediyorum o yüzden de bir, e, bir kompliman yapmak ya da işte övmek amacıyla söylemiyorum. E, bahsettiğin amaçlarına tamamen ulaşmış e, bir organizasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok takdire şayan bir durum. E, diğer enstrümanlarda bu böyle midir değil midir diğer enstrümanları bilmediğim için e, ama duyduğum kadarıyla evet hakikaten klasik gitarın. Özellikle belki Türkiye'de hani son 20 yılda popülerleşmesi. Ben hep hangi klasik gitaristi davet etsem bu programa hep onu söylüyorum. Ee, sana da hatta onların hocaları olarak da e, sana da söyleyeyim katılır mısın? Oradan devam edelim. Ee, i̇ddiam da şu. Ee, bir sürü ülke gördüm. Sen de bir sürü ülke gördün ve bir sürü ülkede çaldın, konser verdin, konser dinledin. Ee, benim inancım. Özellikle de hani 10 yıldan fazla, Almanya'da 10 yıldan fazla bir da yaşamış e, ve de bir sürü etraftaki ülkelerdeki konserleri görmüş, eğitimlerini görmüş, oralarda ders vermiş, hala burada ders veren birisi olarak diyorum ki bütün bu referanslardan sonra Türkiye gerçekten bir klasik gitar ülkesi. Şimdi buna e, katılır mısın önce ya da ben hani bu bir wishful thinking midir, gerçekten e, abartıyor muyum ama e, gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki... E, nerede olursa olsun, hangi şehirde, hangi olanaklarda olursa olsun e, gitara aşık on binlerce genç e, görüyorum ki her türlü fırsatı da değerlendiriyorlar. Katılıyor musun? E, ya da belki bilmiyorum bu benim gözlemim mi? Ya yok aslında doğru bir gözlem ama böyle çok enteresan biz kontrastların ülkesiyiz ya bir taraf acayip bir şey öbür tarafta tam onun aksi var. Söylediklerine katılıyorum bir kere yetenek açısından hani objektif olmaya çalışarak burada bir şey var potansiyel olduğunu düşünüyorum Kıvraklık var insanların yaklaşımlarında müzikalite ve duygusallık yüksek derecede fiziksel yetenekle birleştiği zaman bunlar çok değerli oluyorlar birazcık da o senin dediğin bana göre ilkel bir güdüyle aslında gitara veya hatta müziğe yaklaşıyor bu insanlar yani baktığında e, gitarda duymak isteyeceğin, müzikte duymak isteyeceğin o temel ilkel e, taban var. Fakat entelektüel taban e, genellikle eksik kalıyor. Hı hı. E, i̇şin açıkçası. Onu çok sevmiyoruz. Yani e, entelektüel tarafına doğru evrilmeyi e, Türkiye'deki birçok gözlemlediğim gitarist, en azından profesyonel alandakiler e, onu fazla ilgilenmemeye çalışıyorlar. Fiziksel ve duygusal yönüyle e, kalıyorlar. Peki niye? neden yani klasik gitar sözünü kesmiş gibi oldu ama neden Hı -hı. klasik gitariste özellikle e, tamam işin e, gündelik çalışma performansı e, işin sportif tarafı müzikal tarafı bir sürü e, aspekti var bir enstrüman çalmanın. Fakat ben de çok önemsediğim için oraya girmek istedim entelektüel boyutundan ne kast bir ikincisi de sana göre bu eksikliğin Türkiye'deki e, eksikliğin sebebini. Ya entelektüel boyut dediğimde sadece ve sadece e, aslına bakarsan düşünsel veyahut da bilgi olarak edinmemiz gereken şeyleri kastetmiyorum ben. De. E mesela bana göre çalışma yöntemlerini doğru efektif kullanmak da bir entelektüel yöntem. Çünkü e, bizim e, ülkede genellikle e, hani oturuyor can hıraş e, büyük bir hevesle çalışılıyor, parça çıkartılıyor filan falan. Bazen kan gövdeyi götürüyor. Bazen bunu çalamaz dediğin çocukların o parçayı bir şekil çalabildiğine de şahit oluyorsun filan. Ama ve lakin sen en az benim kadar iyi biliyorsun dünyadaki çalışma yöntemleri çok başka bir yere evrilmiş vaziyette. Yani oturup orada çalıştığı süre boyunca elleri ve duygusu kadar belki onlardan daha da çok beynini kullanarak nasıl çalışması gerektiğini, neyi anlaması, nasıl olması gerektiğini mekanikten ifade etmesi gereken şeye kadar düşünerek çalıyor insanlar. Dolayısıyla aslında burada da çok enteresan bir kontrast ortaya çıkıyor veya e, çakışma ortaya çıkıyor Çünkü öyle çalışanlar biraz cazibeden kaybediyorlar gibi geliyor bana sahnede e, Güdüsel çalanlar aslında daha cazip daha çekici daha canlı daha yaşayan e, bir şeye sahipler. Çünkü aşırı derecede mekanikleşmemiş bir çalış hali içindeler. Diğer taraftan diğerinde her şey elitist bir şekilde ölçülmüş, biçilmiş, yerine koyulmuş ama sanat dediğin şeyde veya müzik dediğin şeyde mükemmel her zaman en iyisi değil. Yani dolayısıyla hani biz de yapı olarak o, o entelektüel veya çalışma yöntemlerinden tut da e, barok devirdeki işte e, Alemand'ın ne olduğunu bilmeye kadar tutacağın e, büyük bir palette e, şey yapmayı, efor sarf etmeyi çok sevmiyoruz. Biz önümüze gelen parçaları e, milletçe e, çalmayı ve sonuçlandırmayı daha fazla Hı -hı. kendimize şey yapıyoruz. Avrupa'ya gidenler ama onu öğreniyor. Enteresan. Hı -hı. Buradaki kültüre dayalı diye düşünüyorum. Ha Genel kültür Türkiye'nin genel kültürel bakış açısı yansıyor diye düşünüyorsun. Kesinlikle. Çünkü Şimdi Almanya'ya ben... giden çocuk bir yıl sonra e, o altyapıyı kazanmış geliyor o bakış açısına. Evet bir şekilde diyorsun ama şöyle bir şey var şimdi ben dediğim gibi e, klasik gitarist de olmaktan dolayı öte yandan e, bu programda onlara çok torpil yapıyorum ve de e, epey e, her ne bileyim yılda e, 4-5 tane tek tek böyle benim de beğendiğim ama e, en azından örnek olabilecek bir sürü e, genç gitarist arkadaşım, arkadaşımla da e, öğrencilerimizle de burada pro, pro, e, program yapıyorum. Ortalama gördüğüm bir şey e, daha çok evet... Genelde şeyden seçiyorum. Bir şekilde Avrupa'ya da bulaşmış kişilerden. Avrupa'dan kastım Türkiye dışında. Bunu da övmek için söylemiyorum. Çünkü dediğin gibi ben biraz daha senden daha pozitif bakıyorum. Herhalde özledim memleketi. Ondan <laughs> olabilir. Yani evet burada bir fundamental dedikleri hani bir çalışma biçimi farklılığı oluyor. Çünkü burada çalıştığı kişi bir defa genelde hayran olduğu kişi de olabiliyor. Ee, yıllarca o kişiyi düşünmüş birisi oluyor ve e, daha çok sözünü dinleme eğilimi daha fazla oluyor tabii haliyle. E, fakat bir o kadar da. E Türkiye'deki o insanlar arasındaki duygusallık burada yok ben onu birinci elden söyleyebilirim. Ben iki tarafta da yaşadığım için, iki tarafta da ders verdiğim için, iki tarafta da ders aldığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. o duygus benim mesela buradaki öğrencilerimde ve Türkiye'deki öğrencilerimde şeyi fark ediyorum. arkadaşlık boyutu dan ziyade daha çok bir bir teknik direktörlük, bir vizyonerlik yapılıyor. Genelde bu. Yani onun başka dertleri var mı, yok mu? O Ben ilgileniyorum tabii, ilgilendiğim için de burada insanlar şaşırıyor. Doğru da buluyor, ilginç de buluyor. Dolayısıyla buradaki öğrencilerim bundan memnun. Çünkü ben o sorunun acaba kaynağı, herhangi bir teknik sorunun kaynağı ne olabilir diye e, düşünüyorum çünkü onu dert ediyorum ama e, hani biraz daha tabii herkese genelleyemem. Sadece benim gördüklerim ve klasik gitar dünyası içinde kalayım. Bütün hocaları demeyeyim. Fakat e, hani dediğim gibi hem öğrenciler hem benim gözlemim şu. İki tarafa da bulaşıldığında çok süper bir e, ekleklik yapı çıkıyor. Sen mesela e, tamamen hani bildiğim kadarıyla Türkiye'de e, çıkmış bir gitaristisin değil mi? Doğma, büyüme e, neticede. Fakat Avrupa'ya sen sonuçta Türkiye'de e, gitarist olduktan sonra konser için, eğitim için değil, konser için gittin. Mesela ilk öyle hani vay canına dediğin şeyler neler oldu? Bu biraz önce anlattığın şeylerdir belki ya da o çerçevede dönüyordur ama mesela en çok seni ya bu bizde yok galiba falan dedirten şey ne olmuştu sana? Evet o konuda çok haklısın. Onu hemen söylemeden önce şeyi de söyleyeyim yani biz ilk Bilkent Gitar Üçlüsü ile yurt çıkmaya başladığımızda Avrupa'da en çok karşılaştığımız soru çalıyoruz konserin sonunda geliyorlar tebrik ederim nerelisiniz bilmiyorsa eğer Türk'üz e, ha öyle mi peki nerede eğitim aldınız? Türkiye'de aldık Allah Allah peki nerede yaşıyorsunuz son umut <laughs> en azından Türkiye'de yaşamışsın bari Türkiye'de yaşamasın... Yani, tabi biz biz eğitmiş olmalıyız yani ya Türkiye'de yaşıyorum falan... dolayısıyla bu benim için aslına bakarsan bir e, uzun süre gençliğimin savaşı haline geldi yani e, o Türklere bakış açısıyla yani Türkiye'de eğitilmiş olamazsın canım sen öyle çalıyorsan filan diye. Şimdi ben o senin dediğin ilk darbeyi aslında biraz önce söylediğim Güneydoğu Avrupa Gitaristler Birliği şeyinde gördüm çünkü e, orada bir festival ortamında değil de yani festivalde çalanları biliyorsun şeyleri biliyorsun filan falan ama öğrenciler ortalıkta kaynıyordu. Yani Belgrad'da çok güçlü bir gitar ekolü vardı. E, i̇şte bütün zoranların zoran hırvattır e, şey e, bir sürü iyi gitaristin çıktı. Çocuklara bir baktım 15-16 yaşında şakon çalıyor yok hata mı yok bir şey yok işte e, gamlar bilmem ne hızla gidiyor filan. Ondan sonra böyle bir e, hani e, özel kişileri seyretmeye alışmıştık ama ortalıktaki herkesin bunu yapabiliyor olması ve hatasızlığın bir e, şey olması hani o güne kadar biz Türkiye'de gitardır abi zor enstrüman işte cızırdar arada bir hata payı vardır tabii piyano gibi çalınmaz falan diyorduk baktım. Adamlar en zor pasajlardaki her notayı çalabiliyorlar, hiçbir de pis gelmiyor filan. O benim için mesela bir şamar olmuştu. Böyle e, dedim ki gitarı böyle kabul etmememiz gerekiyor demek ki. Bu başka bir şey. Yani biz böyle kabul ettiğimiz için o hatayı veya o temiz, pis notayı yapmaya kendime hak tanıyorum. Aslında bunun olmayabileceğini kabul ettiğim anda başka bir seviyeye geçme şansını veriyor gitar. Gitarın yapısından değil, bizim düşüncemizden kaynaklanıyormuş. Uyanmasını yaşadım. Ben şeyde 400 metre koşuşunda olmuş bir olay. Daha önceki sporla alakalı iki arkadaşımla prova program yaparken uzunca yıl kırılamamış bir rekor var. Yani belki 30 yıl, 40 yıl. Fakat sonra kırılıyor rekor. Ama rekor kırıldıktan sonra her sene kırılmaya başlıyor. Yani insan zihninde demek yapılabiliyormuş fikri. O işi yapabilmek için çok önemli bir motivasyon. Gitaristlerde de ben ama senin söylediğine katılıyorum. Fakat giderek daha temiz çalan insanların öğrencilerimizi düşün. Sayısı çok artmadı mı? Mesela son 15 yılla ondan önceki 15 yılda o fikir bence değişti. Ama sen tabii daha yakınsın Türkiye'de sonuçta. Evet çalışıyorsun. E, bu söylediğim en de e, doğruluk payı var mı? Hakikaten insanların çalış temizliği de arttı mı bütün bu örneklerden sonra? Kesinlikle. Yani sadece Türkiye'de değil yurt dışında da inanılmaz bir seviye artışı var. Yani 90'lar sonrasında hakikaten gitar hani e, ben hep şey diyordum hani diğer enstrümanlar ekolleri hiç kesilmeden e, birkaç yüz boyu yıl boyunca gelmişler. E, evrimleri yaşamışlar ama gitarda bir kopukluk var. Hem enstrümanlar değişmiş hem Arada bir e, bekleme dönemi gelmiş yani o şeyin e, de, evrimin sürmediği. Dolayısıyla aslında Segovia ile beraber e, biraz böyle geriden başlayarak tekrar o evrim başladı. Hı hı. Ve 90'larda aslında gitar tekrar kendi potansiyelinin e, üst taraflarını buldu gibi. Yani keman ve piyanistler nasıl ki belli bir standartı artık iyi olarak kabul ediyorlar. Gitaristler de o standarta geldi. Bunun içinde. de... Hani şey tartışılır ya ama çok sanatçı değiller mekanik oldu falan ya o her enstrümanda öyle yani müzikte sanatçı dediğin adam zaten az kişi olarak çıkıyor diğerleri sağlam adamlar oluyorlar şimdi bir bir şey dinleyelim senden ya da daha önceki işte Kürşat da olabilir ya da Bilkent Kütüphane Üçlüsü olabilir. Sen seç istersen ama eğer mümkünse ben senin çaldığın şeylerden bir tane örnek dinletmek istiyorum. Ondan sonra da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde dekanlık da yaptığın için işin biraz daha o tarafına bulaştın diyelim. Hani zor iştir dekanlık. Ben hiç yapmadım bilmiyorum ama hani işin Türkiye'de özellikle yükün ağır olduğunu görüyorum. Daha önceden dekan hocalarımdan da <laughs> kaşıcak başlarının kaşıcak vakitleri olmuyor ama onu Şuraya getirmek istiyorum Eğitimle ilişkili olarak Hem e, birebir eğitim veren hem de bu işin e, Yönetsel pozisyonunda da duran birisi olarak e, Klasik gitar eğitimine, Türkiye'deki müzik eğitimine de Girmek istiyorum. O konuyu çünkü Turgay Erdin'e de Sormuştum. O bir besteci olarak Tabi e, 12 Eylül Öncesi ve sonrası diye bu eğitimi e, Çok önemli bir şekilde ikiye yardı ve hakikaten Çok enteresan şeyler söyledi ama ben bunu Klasik gitar e, düzeyinde tutmak istiyorum seninle. Önce bir şey dinleyelim sonra o işin Eğitim kısmına geçelim. Ne dinleyeyim? Leo Brower'ın Astor Piazzolla'nın La Muerte del Angel adlı parçasının düzenlemesiydi tek gitar için. İstersen onunla tamam, başlayalım. Tamam onunla onu dinleyelim. Ben onu Instagram'da koyduğun zaman dinlemiştim. Gayet güzeldi. Ondan sonra da devam edelim. Okey, Leo Braver'in düzenlemesiyle Astor Piazzolla'nın Le Muerte del Angel'ini gitarist, eğitimci, bir de arkadaşım tabii, Kaan Korat'tan dinledik. Kaan, şimdi ee, Parçadan önce sor, e, açmıştım konuyu e, çok önemli midir değil midir bilmiyorum ama yöneticilik yaptığın için içinde e, işin başka e, açılarından e, işi gördüğünden ötürü sana şeyi sormak isterim Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslamak durumunda değilsin. Ama hani e, genel olarak bunca yıllık tecrüben sana Türkiye'de klasik gitar eğitimini e, nasıl gösteriyor, nasıl görüyorsun? E, neler mesela eksik, neler fazla? E, diğer enstrümanlarla ister karşılaştır, ister karşılaştırma. Tamamen sana bırakıyorum. Ama klasik gitar eğitimi deyince Türkiye'de mesela e, Türkiye'deki bir sürü gitarist hepimiz de tanıyoruz. Ya Hollanda'ya, işte ya Almanya'ya ne bileyim Amerika'ya, şuraya buraya gitmeye çalışır. En azından bir master ve sanatta yeterlilik açısından orada bir tamamlama ihtiyacı vardır. Ee, ama bunun tam tersi var mıdır? Mesela ben de gideyim de yüksek lisansımı ya da doktorumu Türkiye'de yapayım. O daha henüz sanki tam tersi kadar güçlü değil. Belki bunların da sebeplerine ışık tutabilir. Belki tutamaz. Ama ben senden hem akademisyen hem de bir yönetici pozisyonunda çalışmış birisi olarak Türkiye'de klasikler eğitiminin inceliklerini sorayım. Değil, güzel soru. Oraya şeyden gireyim aslında. Ee, yani e, dekan olduğun zaman kendi sanat dalının e, veyahut hatta da enstrümanın dışına çıkma e, fırsatı buluyorsun. Fırsat olumlu bir kelime olduğu için kullanmaktan imtina ediyorum aslında. Çünkü dekanlık benim için e, hayatımdaki çok tatsız deneyimlerden bir tanesiydi. Çok şey kattığını, çok şey öğrettiğini e, inkar edemem ama e, işin açıkçası e, Konser hayatım çok zorlaştı. O sırada kesmedim e, konserlere devam ettim ama gece e, işte on buçukla e, bir arasında gitar çalışarak filan e, konserler vermeye çalıştığım bir dönem ve de işin açıkçası ben savaşçıyımdır biraz. Yani e, bir şeyin olmasına inanıyorsam e, ister aşağıdaki hocalar ister yukarıdaki yönetim kim olursa olsun sonuna kadar e, direnir doğru olduğum şeyi savunmaya çalışırım. Bu da yıpratıcı bir cins e, <laughs> idari görev. Şimdi bu tecrübemden çıkınca şöyle bir şey var yani konservatuar eğitiminde e, hocaların eğitime yaklaşımı aslında hala 1960'larda 50'lerde 40'larda çakılı kalmış çoğu zaman onu hissediyorsun. Tabii çok değerli hocalar var o e, şüphesiz yani e, içlerinde gerçekten hayranlık duyduğum insanlar var ama genel bakış biz böyle yapardık üstünden yürüyen bir bakış. Şimdi bu çok savaşmayı gerektiren bir şey. Çünkü biz öyle yapardık dediğin 1980, onun hocası biz öyle yapardık dediğinde 1960'a atıf yapıyor. Yani dolayısıyla ama dünya ve eğitim anlayışı başka bir yerde, başka bir şeyde. Sen çocuğa iyi çalıyorsun diyemezsin. Neyi iyi çaldığını ve neyi çok iyi yapmadığını açıklayarak ancak bugünün eğitim dünyasında ona bir yarar sağlayabilirsin. Yani sadece çaldığım gibi çal üstünden yürüyen bir anlayış bugün için çok fazla geçerli değil. Benim en fazla zorlandığım şey bu süreç içinde o oldu. Hani bunu herhangi bir enstrümana herhangi bir hocaya özelleştirmeden genel bir problem olduğunu söyleyebilirim. Şey birbirine girmiş vaziyette. Yani biz usta çırak mıyız yoksa akademisyen miyiz? Hı. işi biraz karışmış ve zayıf kalmış vaziyette. İlk Sen peki hangi taraftasın? Usta çırak mı? Daha çok öbür taraf mı? Daha doğru geliyor sana. Ya da öyle bir tercihin var mı? Ben her zaman için kombine etmekten yanayımdır. Yani Hı. 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 iki tarafında çok güçlü yanları var. Usta çırak boşu boşuna yüzlerce yıl ...gelişmiş bir sistem değil. Evet. Enstrüman eğitiminde gerçekten yeri olan... ...ve işleyen bir sistem. Ama diğer taraftan... ...sadece usta çırakta kaldığımızda... ...bak biraz önce dedin ki... ...13. Festival işte e, dijital oldu. E, Okey yani... ...çünkü dünyanın şartı bunu gerektiriyordu. Yoksa benim hayalim falan değildi... ...dijital olması. Ama... ...eğer çağ bunu gerektirmeye başladıysa... ...oraya evrilmek, oraya adapte olmak... ...ve katmak gerekiyor. Eskiye bağlılıkla... E, ...yani... Hocam şunu şöyle yapalım mı dediğinde ama biz öyle yapmıyorduk ki cevabı benim bütün tüylerimi diken diken eden ve böyle asabı asabımı yerinden oynatan bir cevap mesela ya öyle yapmıyordunuz sormuyorum ya iyi olur mu yoksa handikapları olur mu bana bunun cevabını ver hı hı. o yüzden yani müzik eğitiminde bence biraz kafaların o konservatuar yani konservatif düşünceden açılması daha işte içeriye yeni fikirleri, yeni yöntemleri, yeni durumları alabilir hale gelmesi lazım bence sırf gitarın değil bütün enstrümanların en azından Türkiye'de benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir restorasyona açılıma ihtiyacı var. Yani temel olarak anladığım kadarıyla daha çok üniversiter bir yapının. E, usta-çırak eğitimiyle kombine edilmesinden ortaya çıkacak eklektik bir yaklaşım daha doğru, daha uygundur diye düşünüyorsun. E, bunu yanlış anlamadığımı düşünüyorum. Fakat orada benim itirazım var bir noktaya. O da şu, e, daha doğrusu itiraz gibi algılanmasına gerek yok. E, daha çok bir katkı olacak. E, belki şu göz, göz önüne alınabilir mi? E, öğrencinin e, durumuna göre yani e, bazı öğrencilerin Usta çıraklıkla daha iyi yol aldığı bazı öğrencilerinde diğer yöntemde daha iyi yol aldığı bazı öğrenciler yani onun oranının nasıl olacağını diyelim. Hani usta çıraklıktan ne kadar alacağız, üniversiteler yapıdan ne kadar alacağımızın oranını biraz da öğrenci belirleyebilir mi, ee, öğrenciye göre değişiklik gösterir mi? Daha doğrusu itiraz etmiş olmayayım da bunu soruya çevireyim. Ee, farklı oranlar, oranlarda öğrenciye göre kullanmak bir yöntem olabilir mi? Kesinlikle olur. Yani zaten müzik hepimiz biliyoruz ki bireysel bir şey. Yani A kişisi B kişisinden çok farklı yollarla ilerleyebiliyor ve başka şeylerden faydalanıp iyi sonuç verebiliyor. Ama burada benim söz ettiğim kişi aslında öğrenciden bağımsız olarak öğretmenin kendisi. Yani öğretmen ne kadar donanımı iki tarafa doğru olur, beyni daha açık olur, yeni yöntemlerle eskileri birbirine katmayı becerebilen bir insan olursa karşısındaki duruma göre ona göre kendi tecrübesiyle bir esneklik tanıyabilir. Halbuki diğeri tam tersine çok esnek olmayan bir yapı çünkü kendi tecrübesini öğrencinin üstüne aktarmaya çalışıyor. Yani belki o öğrenci o değil. Ama ben kendi bildiğim yoldan götürürüm yaklaşımı herkes için doğru olmayabilir. Bir çocuk çok iyi e, fayda sağlarken. Hı hı. Diğeri mahvolup e, kaybolabilir yolun içinde. Hı hı. Ama senin söylediklerinden bir de şunu çıkarttım. Buna cevap vermek zorunda değilsin. Hani eğer korkup Bilkent Üniversitesi'nden seni bir diğer hocalar köşede e, tenhada kıstırır diye korkuyorsan cevap verme ama öyle bir şey söyledin ki şunu anlıyorum ben. E, hocaların sanki önemli bir kısmı kendini geliştirmek konusunda o kadar da çok motive, motive değilmiş gibi hissettim. E, sanki biraz e, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır gibi anlattın. Doğru mu anladım. Yani öğretmenlerde, müzik öğretmenlerinde ya da enstrüman öğretmenlerinde e, bir defa kendilerinde mi bir dünyayla entegre olmada sıkıntı var? Aynen öyle konservatuar yapısı ben fazla korkmam çünkü biliyorsun Wing Chun Karate filan her şeyi çalıştım. Tabii tabii. Korurum bir şekil kendimi. Gelirim ben de. <laughs> yani e, kesinlikle şimdi konservatuar e, belki e, böyle şey e, iyicene iğneleri üstüme çekeceğim ama konservatuar denilen yapı öğrenciyi nasıl yetiştiriyor ve ona bakmak lazım. Ortaokulda alıyor. Hı ve senin en önemli dersin enstrümandır, sonra işte solfej harmoni bilmem ne gelir, müzik tarihi üçüncüldür, öbür dersleri zaten görmesen de olur şeklinde daha ortaokulda hatta ilkokul çağlarından bir öğrenciyi, bir çocuğu öyle yetiştirmeye başlıyorlar. Şimdi mümkün mü böyle yetişmiş olan bir çocuğun, üniversiteyi de aynı okuyor, üniversitede başka bir şey olmuyor ki o lisenin devamıdır konservatuar sistemi içinde, başka bir yere evrilmezsin yani. Dolayısıyla böyle mezun olmuş bir çocuk ne yapacaktır? Kendi sahip olduğu bilgiye sarılacaktır. Çünkü ona araştırması, başka yerlere gitmesi, başka şeyleri düşünmesi öğretilmemiş ki. Ona başta enstrümanı çalacaksın denmiş. Nedenleri de söylenmemiş çoğuna. Yani böyle çalacaksın denmiş. Böyle niye böyle çalacağım veyahut da alternatifleri neler olurdu bu çalışın? Yok. Dolayısıyla Hani müzik dünyasının o ben hep şeyi söylüyorum biraz ağır bir laf ama Atatürk hani alnında güneşi ilk görenler, ışığı ilk görenler sanatçılardır. Nereden görecek kardeşim projeksiyon tutsan göremez. Yani sen onu kapatmışsın bütün eğitim hayatı boyunca tek bir şeye fokuslamışsın hiçbir çeşitlilik yok ondan sonra bekliyorsun ki mezun olduğunda ülkenin aydınlarından olsun aydınlarından olmayı başaran çok değerli, açık zihinli insanlar var ama onları sistem yaratmadı. Onlar kendisi e, vizyonları sayesinde oraya gidebildiler diye düşünüyorum. Tam müzik arası verelim ki e, sen biraz sakinleş, <laughs> sonra başka konulara geçelim. Şimdi...